Konak Belediyesi'nin her yıl 29 Ekim ve 10 Kasım tarihleri arasında düzenlediği Ataya Saygı Sergisi, Profesör Doktor Türkan Sarlan Alsancak Kültür ve Sanat Merkezi'nde kapılarını açtı. 29 sanatçının eserleriyle katıldığı sergi açılışında Konak Belediye Başkanı Doktor Hakan Tartan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü her yıl fark yaratan etkinliklerle andıklarını ve böylece onun izlerini yaşama aksettirdiklerini vurgulayarak, Ulu Önder'in yaşam biçimini ve bu yaşantının içinde yansıyan tarihsel anekdotları, fikirlerini, öngörülerini yaşamın belli noktalarına koymak çok önemli. Biz bu yüzden her yıl farklı bir anma gerçekleştiriyoruz. Örneğin geçtiğimiz sene 2400 kişiyle ve 50 bin kişilik bir çerçeveyle Atatürk portresi çizdik. Şimdi bu başka şehirlerde de uygulanıyor. Biz her şeye ve herkese rağmen, unutturulmak istenen değerlere rağmen Atatürk'ü anmaya devam edeceğiz dedi. Böyle ışıkların içinden, zaten ışıklar içinde yatsın diyoruz hep. Işıkların içinden gelecek, kordondan böyle yürüye yürüye bizleri selamlayacak. Öyle bir görsel büyük bir efekt çalışmasının hazırlığı içindeyiz. Onu da tamamlarsak herhalde bir kez daha ona, yani milletimizi, şükranımızı ifade edemeyiz de işte bir şekilde anmış oluruz, ona layık olmaya çalışmış oluruz diye düşünüyorum. İzmir sanat çevresinin ilgi gösterdiği sergi açılışında yer alan eserlerin sanatçıları da Atatürk'e özlemlerini sanatla dile getirdiklerini belirtti.